dostu güzel uçularla hazırımız Asakabak Vulay Atılayan Başkanı'nın morun basarı fanastamız Aydınlı Kırdış Borası da Kamerası sındı Er xotin shifokorlar Oral Qosimov va Saodat Qosimovlar chorak asrlik tibbiyotda to'plagan tajribalarini xalq tabobati bilan uyg'unlashtirgan holda davolashni yo'lga qo'yish istagida Nodavlat tibbiyot muassasasi xususiy tabobat klinikasi ochmoqchi bo'lishadi. Yaxshi niyatlar bilan 2019 yilning 27 mart kuni Zanjabil Shifo degan xususiy korxonani ham davlat ro'yxatidan o'tkazishadi. Xalq tabobati bilan mening ajdodlarim shug'ullanishgan, o'zimizning bebaho giyohlar bilan odamlarni davolagan tabiblar avlodidanman deydi Saodat Qosimova. Mana shu hozirgi zamonaviy meditsina bilan birgalikda o'zimizning mana shu xalq tabobatini ko'tarish niyatidamiz. Chunki buning anaqa samarasi juda ham katta bo'lyapti. Mana biz bir necha yildan beri mana shu xalq tabobati bilan shug'ullanamiz. Bunga sababchi bo'lgan mening katta buvilarimiz, buvalarimiz mana shu giyoh bilan shug'ullanib kelishgan. Hozir meni onam, o'zimni onam hayotlar 83 ga kirdilar. Hozir ham u kishi mana shu tabobat bilan shug'ullanadi. Men mana shu tabobatga hali maktabga bormasimdan hozir eslayman, o'sha Zomin tog'lariga borgandikda o'sha rasmlari ham bor, suratlari. O'shanda giyoh terganlarimiz otam hammamiz olib chiqqanda mana shu giyoh shunday, mana shu giyoh, mana shu tog' jambili, kiyik o't, sachratqi, ular hammasi mana shu oshqozon yaralari, befarzandlik, mana ayollarda hozir miyoma, kista ko'payib ketdi. Buni operatsiya yo'lini olib tashlayapti. Bu degani majruh bo'lib qoldi ayol degani. Farzand ko'rishi keyin gumon bajadondi. Unda mana shuning uchun biz o'sha operatsiyaga bormaslik uchun mana shu giyohlar bilan o'sha anaqani so'rilib ketadi. Kistalar, eroziya, miyoma juda ham ko'p kasallikda. Bu keyin oshqozon yaralari, erkaklarda prostatit kasalligi, befarzandlikka olib boradi. Mana bularni ham anaqasini, lecheniyasini men o'zim o'sha xalq tabobatida onamning qiziqib o'sha yerda yordam berib yurib, keyin o'zim ham meditsinada o'qisam ko'proq tushunaman deb turib, o'sha meditsinani tugatdim-da men ham. O'shaning uchun onamning ishlarini yana ham kasalliklarda ko'p anaqasida sinab ko'rganman. Yurtimizning turli hududlaridan davo istab kelgan bemorlarni hozirda Saodat opa uyida davolashga majbur bo'lmoqda. Shifo istayotganlar haqiqatdan ham opaning muolajalaridan so'ng davo topayaptimi? Bugun bu shahida nima bemorimiz kelgan ekanlar. Bu kishi Toshkentdan kelgan. Endi 8 yildan beri farzand ko'rmagan bu kishi. 8 yilda dedi, Toshkentda hamma kirmagan klinikamiz qolmadi deyapti. Mana birovlardan eshitib keldi ekan, hali biz o'zimiz reklama qilganimiz yo'q. Eshitish bo'yicha kelgan bu kishi. Bu kishida infeksiya, turch infeksiya bor, bakteriyalar, zamburug'lar, qonida virus bor. Turmush o'rtoqlari ham murojaat Toshkentda hali o'sha kishiga ham dori berib vardi. Bu kishini hozir ikkinchi muolajasiga keldilar. 20 kundan keyin mana 10 kun davolanib, ikkinchi kursiga keldilar. Mana o'zingiz ayting, qanday foyda topdingiz? Yaxshi foyda bor, o'zgarishlar bor, yaxshi. Hozir menstruatsiya sikllari ham maromaga tushdi. O'zini yaxshi his qilyaptilar. Juda ham ortiqcha vesi bor edi, mana ortiqcha vesini tashladi. Ozib yaxshi bo'lib keldi-da. Endi sirkulyatsiyasi hammasi iziga tushdi. Demak, shu befarzandlik muammosiga chek qo'yiladi, bartaraf bo'lsa, xolasa farzandli bo'ladi. Shunday bo'ladi. Demak, masalan, tekshirilgan tibbiyot masalan uchun o'zimizni mana tibbiyot xodimlaridan farzand bo'lmaydi deb berganmi endi bunga? Ha, buning sababi ko'p juda. Bunda buqoqdan ham bo'ladi, yod yetishmaslik orqasidan.
hazır ana kadar mana viruslara çıktı yani koronavirüslara ularam tasir qiladi odamga da. Yaxshi oxirgacha davolanmaganimiz uchun. Masalan ba'zi birovlarga tabletkalar yoqmaydi. O'shaning uchun biz mana shu tabobatdan o'zimiz giyohlardan juda ham katta samara ko'rganimcha shulardan foydalanamiz. Ham tamponga ham o'shandan ishlataman, ichishga ham dori tayyorlab beraman. Rahmat. Shifo topib farzandli bo'lib niyatlaringizga yetib ko'rsin. Koronavirus mana bu kishi bemorimiz. Bu kishi bemorimiz. Bu kishida tirnitsit bor edi. Osha matka ayollardan toba, matka, aniksit, aniksit endi kista bor edi. Nimada tuxumdonlarda suv yig'ilib kista bor paydo bo'lganda. O'shani mana effektini o'zini ham juda yaxshi his qilyapti. Hattoki kindigidan zamburug' oqardi. Mana shu ichki anaqa bo'lganda, osha qonida ham bor. Hozir turmush o'rtoqlari ham, o'zlari ham davolanishyapti. Mana o'zlari qoniqish olgan. Qancha vaqtdan beri davolanyapsiz bu yerda? Papada. Bir ay to'liq bo'ldi, ikkinchi oyimiz mana lichina boshladik. Juda yaxshi samara ko'rdik. Mana yaxshi samarasi beryapti. O'zimni yaxshi his qilyapman. Kelgandagi ahvolingiz qanday edi? Kelganda juda ozg'inadim. Yuzlarimda shunday yuz tuzilishimdan bilinib turadi. Hammasi yaxshi joyda, yaxshi hammasi. Bu singlimizda nima muammo kelyapti? Bu dardi bor. Bu singlimizda endometrit, bunda ham anaqa to'rch infeksiya bor. Bunu anaqasini bitta chap tomondagi nimasini olib tashlagan, lekin hozir endi o'ng turbasi yopig'ida ochildi. Mana kechadan boshlab o'zim sezdim, turbalari ochilib, uje menstrual sikl iziga tushdi. Xudo xolasa farzandli bo'ladi. Bu bemorimiz 5 oy mana tushgandan keyin farzand ko'rmadi. Farzand 5 oydan keyin o'zimizga lichinaga keldi turmush o'rtoqlari bilan. Mana hozir 4 oylik homilasi bor. Xudoga shukr, Allohga shukr, mana ko'rdik samarasini. Rahmat. Bizning nazoratimizda bo'ladi o'shanday. Xususiy tibbiyot muassasasiga bino bor, harakat bor, shasht bor. Eng asosiysi bemor bor. Biroz madad, biroz kredit bo'lsa bizga yetardi edi deydi murojaatchilarimiz. Endi Oral aka, siz qancha shu masalan klinikani foydalanishga topshirish uchun sizga qancha mablag' kerak bo'ladi va siz bankdan qancha mablag' so'rayapsiz? Bankdan umumiy jihozlari bilan aytganda 7 milyard 150 million olishimiz kerak. Jihozsiz rekonstruksiya va yonidagi apteka va magazinlar qurilishi uchun 2 milyard 250 million so'raganmiz bankdan. Lekin haligacha mana shu 2019 yil oktyabr oyida boshlagan bo'lsak, haligacha bir xil javob kredit mablag'lari resurslari kelsa, birinchi navbatda sizga beramiz deb mana bu yerda yozib bizga xat yuborgan, lekin hozirgacha yo'q. 2019-yildan buyon necha marta shu bankga murojaat qildingiz kredit so'rab? Sonini bilmayman, lekin mana qog'ozlarga qarab turib, 11 martalar murojaat qilganmiz. Mana shuncha javoblar kelgan. Mana Jizzax viloyat bosh vazir tadbirkorlar murojaatlar G'aziyevga, raisi mudiri Ozibekovga ham murojaat qilganmiz. U kishi ham viloyat hokimiyatiga murojaat qildik, lekin bizga hech qanaqa yordam bo'lmadi ish joydan. Oxiri majbur bo'layapmiz mana shu holatga kelib sizlarga murojaat qilishga. To'sqinlar juda ko'p bo'layapti, lekin hammasini aytib o'tirish endi bizga joiz emas. Demak, bankka shu 10 dan ziyod murojaat qilishlaringda nima vaj ko'rsatyapti? Mana sizlarni garov ta'minoti sifatida binolaring bor ekan. Masalan, sizlarga kerak bo'ladigan shu 2 milliard atrofidagi pul olishlaring uchun nima vaj ko'rsatyapti sizga berilmasligi? Endilikda aytishyapti, zalogingiz bo'lmaydi, pul yetmaydi, arzon bu. Keyin yaqinda bir hafta bo'ldi, o'sha Asaka bankni boshlig'i kelib, mana shu binoni ko'rib, yonidagi ta'mirlangan binolarni ko'rib, endi Respublika Asaka bankni ruxsati kerak, biz undan ololmaymiz. O'zingiz borib ruxsat olib kelsangiz, o'shanda pulni chiqarib yuboramiz dedi kreditni. Mana bu garov ta'minoti sifatida qo'yilgan binongiz, xususiy binongiz necha pulga baholangan? Xususiy binomiz bahosi 3 milliard 150 hozirgi bahoda, zamonaviy bahoda 3 milliard 150 million so'mga baholangan. Demak, vakolatli tashkilotlar buni baholash tashkilotlarining qonuniy xulosalari bor sizda. Javobgar tashkilotlar bor. Ekspertizadan ham belgilangan, baholashda ham belgilangan, ular javobgarligi ular bo'yiniga olgan. Misol uchun mana shu garov ta'minoti sifatida qo'yilayotgan binongizga yarasa ham misol uchun bir 2 milliard atrofida pul berish
berse bo'ladi menimcha. Bo'ladi. 2 milyard yoki 1 milyard 700 milyon şu atrofda oralıqda kredit berse o'zimizni kuchimiz bilan ham boshqa tomonlar yordamlar, aka-ukalar yordami bilan xudo xolisa qilib olamiz deb o'ylab turuvdik. Biz murojaatchilar hamrohligida Asaka Bankning Jizzax viloyat filialida bo'ldik. Nimaga aynan Asaka Bank? Chunki tadbirkor 2019 yilning 22 oktyabrda O'zbekiston Respublikasi Bosh vazirining tadbirkorlar murojaatlarini ko'rib chiqish qabulxonasiga tadbirkorimiz qilgan murojaatdan so'ng Sog'liqni saqlash vazirligidan litsenziyalash va akkreditatsiyalash boshqarmasi boshlig'i Rahim Qulov imzosi bilan Sog'liqni saqlash vazirligidan quyidagi mazmunda xat keladi. Sog'liqni saqlash vazirligi va Asaka aksiyadorlik tijorat bankining 2018 yilning 25 yanvaridagi 3-18 sonli qarori bilan Asaka aksiyadorlik tijorat banki faoshidagi nodavlat tibbiyot muassasalarini rivojlantirish jamg'armasi mablag'laridan foydalanish tartibi tasdiqlangan. Imtiyozli kredit olish uchun Asaka aksiyadorlik tijorat bankining Jizzax viloyat filialiga murojaat qilishingiz maqsadga muvofiq ekanligi ma'lum qilinadi degan xat olinadi. Shundan keyin tadbirkorimiz shu Asaka bankning Jizzax viloyat filialiga murojaat qiladi. Biz bu avvalgichiliklarga oydinlik kiritish maqsadida bank mutasaddilaridan izoh so'ramoqchi bo'ldik. Biz borganimizda bank boshqaruvchisi, kredit bo'lim boshlig'i ish bilan chiqqanligi aytildi. Shundan keyin biz bank boshqaruvchisi o'rinbosari Nodirbek Hamroqulov bilan uchrashdik. Bank boshqaruvchisi o'rinbosari izoh o'rniga qo'pollik bilan javob berishni ma'qul topdi. Hurmatli Effektus kuzatuvchilari, biz boya paxtakorlik tadbirkorlarni murojaati yuzasidan, ya'ni Asaka bankdan ololmayotgan kreditlarni, hanuzgacha ololmayotgan kreditlarga izoh so'rash uchun hozir biz Jizzax viloyatidagi Asaka bank filialiga tashrif buyurdik. Hozir bu yerda rahbariyat bilan uchrashib, nimaga bu tadbirkorning ishlariga to'sqinlik, nimalar to'sqinlik bo'layotganiga oydinlik kiritamiz. Nima sabab bo'lyapti? Bularda zanjabil shifo xususiy korxonasini zanjabil shifo bularda xususiy korxonasi nomi. Qaradorlik kuzatuvchilari, hozir biz Asaka bank viloyat filiali boshqaruvining o'rinbosar xonasidamiz. Oydinlik kiritish borasida. Kamerasi sindi. Mana o'tiramiz biz. Asaka bankning Jizzax viloyat filiali 100 marta kelganmiz. Tadbirkorlar bilan birga kelib turibmiz. Tadbirkorlar bilan keldik. 2 yildan beri sarson sargardon. Hozirgi nima xavfsizlik bo'yicha rejim bo'yicha mana o'rinbosar ham mutaxassis ham bor. Hatto ular ham aytishiga qaraganda jurnalistlar matbuot xizmatida so'ragan holda olish kerak ekan. Lekin tadbirkor aytinglar shu yerda qachondan beri nima qilyapsizlar? Nima bo'lyapti? Kimga uchrashyapsizlar? 2019 yil noyabr oyidan boshlab mana shu Asaka bank boshqaruvi boshlig'iga uchrashyapman, lekin ko'p joyga tadbirkorlar palatasiga, bosh vazir qabulxonasiga murojaat qilyapmiz.
Cüneyt Kuzcuylar gibi müracaat kıldık, lakin neticem bulmaya yaptık. Bana bugün hem bunu kutuşumuz gerek var, bilmiyemiz kaçın çözeceğiz. Bugün hem namalı tuttuktu. Hatta hanası da çıkar var yaptı. Ya başlık izin başlık. Yok başlık başkanım çok kurum basarı. Başkanım çok kurum basarı. Ben yaklaşık. Yok 19. yıldan beri biz bilasın menşir kelamız kaytamız. Kelamız kaytamız. Ha şimdi hazır matbuat vatandan sonra şikayet. Biz de başlık. Yok tamam kanım bunun sababını da böyle. Sizge ne demek etki menşi kamerayı gaitin matbuat katıbı ruhsat versen intervju alışmız gerek. Biraz şikayet. Biraz ayet sayma sabat kıl hoş gerek. Şunlar siz yom katılı yaptı. Yok hakem bu. Biz işten kop kim olduk. Adamlardan kalktı müracaat. Bizim işler miyiz? Müracaatı boyunca kep organ yapıp bunu siz o kanunu boyunca, onun kanunu boyunca işlememiz birinciden matbuat hizmeti izin bırakmayın. Kaç kasar kutu oturttu bizden? Kim oturttu biz yana? Lekin bir yerde bir anda efendim hazır bana başka ruçu uğrun basarı Nadir Bek Hamrakoğlu'nun aldıran çıktık. Başlık bir anda hazır kuruyla yaklaşalım. Başlık bir anda hazır kuruyla yaklaşalım. Başlık bir anda hazır kuruyla Şundan ki Jizzax viloyatidagi bosh vazirning tadbirkorlar murojaatlarini ko'rib chiqish qabulxonasi qabulida bo'ldik. Va qabulxona xodimi Feruz Ahrorovga kelishimi sababini tushuntirdik. Va bank mas'ullari bilan masalaga oydinlik kiritib, ulardan avvorgarchiliklarning boisi nimada ekanligini bilmoqchi bo'ldik. Lekin afsuski, Asaka Bank Jizzax viloyat filiali boshqaruvchisi Laziz Abdunazarov intervyu berishdan bosh tortib, respublika ruxsati bo'lmasa, intervyu tugul ma'lumot bermasligini aytib, kamera obyektividan qochishga urindi. Azam kocak olur. Kocakmanı nömen. Bedenli nömen boru. Yoruz ki bitti savuldu. Ben bunu haber izbor. İki yıldan beri, başta üç yıldan beri bunlar bütün avarayı sarsan. Şunca bir amadi yordan. Hande beriş mümkün bulayette. Sizlerge kança mürocat çek birikten malumatan bolamız. Lekin bunlar nömen de bunca sarsan buladı. Karavut aminatı bu sıra. Nömen de buyduyiz. Oldingi kelganlarda adashmasam, sizlarning nomingiz Paxtakor tumanida, to'g'rimi? Ha, Paxtakor. Tuman hokimligi tarafidan zaxiraga olamiz degan binoni shu tartibda keluvlar. U murojaatlarni qonun doirasi viloyat hokimligiga chiqarildi, to'g'rimi? Shu jarayonda mulk daxlis bo'yicha javob berilgan. U bo'yicha masala hal bo'ldi, to'g'rimi? Ijobiy hal bo'ldi. Bu masala bo'yicha itirozlaring yo'q. Hiç kanalı itiraz yok. Birinci mesele. Şimdi ikinci mesele. O mesele yok bile, doğru mu? O mesele bu işe yok. Hiç kanalı itiraz yok. Şimdi kredi meselesi bu işe, doğru mu? Kredi meselesi. Ne mi Yunanlı'da? Klinik Yunanlı'da bu işe. Kod tarmaklı zamanlı klinik. Zamanlı klinik oluş bu işe. Memur o yüzden. Ben de anlayayım da oldu da. Az yerga borib janjallashib ketyapmiz. O'zida na boshliq bor, na nima bor. Alo. Assalomu alaykum. Asaka bankga tushdimi? Lola opa sizmi? Bank boshqaruvchilarining xonadami? Man. Forjga ketgan. Mo'g'ullardan kim bor? Bilmaysiz, aytmaydim. Nodirbek. Nodirbek bo'lsa, sizlarda kredit bo'limidan mas'ul xodimni bittasini srochno bizga jo'natishlaring kerak-da, bosh vazir qabul qilmasin. Ha, mana bitta masala bo'yicha, shu bo'yicha hozir buni oylanib kirishimiz kerak. Boshliqni chaqirib kelaman degan ekan. Alojimiz boshliq ham kelsin, agar. Yo'q, 40 minutda kelaman debdi zamiga. Ular aytib beradi. Lolaqa shu, agar iloj bo'lsa, muvaffaqiyat bilan beraman, tushuntiraman. Bunlar bu mevda. Bu mevda geçin. 78'lik. 78'lik. 147. Sınavı ne olarak geldi? Rahat.
Bunu da uçup dururum. Ya öyle tuttum, etmezse de bir konuda göbeş etkenler. Boş vazir kabul konasını hürmet kıladım ki ne yok mu ki? Aslında uğraştım o bir birinci mesele bu iken. Bu kredi boyunca kim oldu? Yok, birinci mesele bu iken. Ha, bu oldu, bu oldu şu haber geldi bize. Ağırca bak kredi yoldan. Burada kredi çözüp gitti, haber geldi. Ne mesele yok? Bu kredi çözüp gitti, haber geldi. Bu kredi çözüp gitti, kredi çözüp gitti, haber geldi. Bu kredi çözüp gitti, haber geldi. Sancı. Yaşkanıydı. Sen de o kadar etkiler izleyip, Müsürüçün, izlediğimin ağızı ben hoşgörsüz kurtardım ama. Priyomlisi getirdim, vaziyette ayırdım, uyan ucu kurtardım ya boyu. Ben yakın bölgelerini havarım ben. Bazı yiğitim zorlu, yürek olur, merkezi bankından çatırlar. Bu vücutların yedi. Sözlerimiz olmadı, ben şunu da olandı ki... Yok, ben ettim ki, ben onun işine karşılığım yok. Aynı kop, ben ruhsatı çoğlayıp, tartıbımız vardı. Asakta bank olduğunu, makbulluğa çıkardığında Respublikanı ruhsatını alınıp, kim makbulluğa çıkışınız mümkün. Hazır siz ruhsat soruş için Respublikanla bağlandınız mı? Kozmanga telefon numarını bildiriş etti. Yukarıda ıştaşı yoktu. Mal yağın fikrimi işti. Nafirelik, internet. Asakta maske bir işim şartı çıktı. Bu, bu, maske bir işim şartı çıktı. İşte dedi, kanalizasyon. Kredi bulan boşlar sıfatında. Hürmetli satıcıları, hazır bana guvahı buldunuz. Asaka Bank'ın Cizak filiali, Cizak filiali başkarıcısı Laziz Abdunazarov. Bizge intervju bir meslekke, mesela tadbirkarın müracaatıdan ki, uzak sonra intervju bir işimizde, Respublikanın ruhsat gerekliliğine içi yaptı. Vaholanki ki uyurda matbuot bilan ishlaydigan Maksim degan kişi ruxsat bersa. O Maksim degan o'rtoqlar Maksim degan odam kim? Kim jurnalistga ruxsat beradi? Maksim ruxsat beradimi? Maksim aka eshitsangiz kim familiyangizni bilmayman, lekin Asaka banki rahbariyati, Markaziy banki rahbariyati buni ikki quloq bilan eshitib olsin. Masalan, jurnalistga to'g'risida ham qonun qoidalar bor. Biroq murojaat so'rab borilganda ulardan ruxsat olishga biz majburmasmiz. Mana hozir biz Jizzax viloyatidagi bosh vazir qabulxonasining vakolatida shu mutaxassisning yonida o'tiribmiz. Bu yerda bank xodimlari chaqirtirilgan, bank rahbariyati chaqirtirilgan, tegishli mana yonimda o'tirgan O'ral aka, uning turmush o'rtog'i, ular shifokorlar. Bular sizlarga firmalaringiz nomi nima edi? Zanjabil shifo xususiy korxonasini tashkil etgan Paxtakor tumanida xususiy klinika ochishni niyat qilgan. Lekin 2019 yildan beri sarson sargardon. Bular kredit olinmayapti. Tushuntirib berishni esa kamera qarshisida xohlamayapti. Shu o'rinda haqli bir savol tug'iladi. Haq bo'lsangiz nimadan qo'rqasiz, o'rtoq bankir? Ko'rib guvohi bo'lganlaringizning barchasi birgina bankda bo'layotgan muammolar tadbirkorlarga ko'mak berish o'rniga to'sqinlik qilish emasmi bu?